Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Trade Analiz kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber bir tarama listesi inceleyeceğiz. Bu hafta güzel prim yapabilecek yüksek potansiyel barındıran hisseleri hep beraber teknik analiz yönünden bir bakacağız detaylıca. Tabi burada konuşulanların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece eğitim çalışmaları ve kendi teknik analizlerimdir. Evet, burada Göltaş'a bakarsak, Göltaş'ın günlük grafiğinde biz güzel bir üçgen formasyonu var. Şu anda 39,5 liralar Göltaş'a yatay bir destek olmuş, güzel de çalışmış. 4 Haziran'da biz bu 4 7 aynen 4 Haziran'da aslında biz bu kırılımı yapmışız. Düşeni kırmışız. Sonrasında güzel bir retest örneği yani onay bölgesi örneği ve sonrasında kapanış ve cuma günü güzel bir tepki, güzel bir alıcılı mum bırakması. Göltaş'ın artık kırıp retest aldığını ve sıralı olarak değebileceği 54, evet ilk hedefimiz 54, 66, 72 ve son zirvesi 86 liralar sıralı hedeflerimizdir arkadaşlar. Şuraya girdi bir tane daha hedef 61 lira aynen. Evet arkadaşlar şimdi ben Göltaş'ın bu saatten sonra tabi bilançolara da bağlı olarak şu şekilde bir çanak tamamlayacağını düşünüyorum. Yani 47 lira şu anda 47,5 lira 47 lira 32 kuruş. İlk hedefi 54 lira. Buralara da gelebileceğini düşünüyorum. Yani güzel potansiyel barındıran bir hisse. Evet, bu şekilde. Parsan. Parsan'a geçtiğimizde Parsan makine parçaları. Yine günlük grafiğine baktığımızda Parsan'ın arkadaşlar. Burada bir düşen kırılımı yaptığını görüyoruz. Parsan'da 200 günlük hareketli ortalama güçlü bir destek olmuş. Görebileceğiniz üzere burada 1, 2, 3, 4 kez 200 günlük ortalamadan tepki almış ve yükselmiş. Yani 200 günlük ortalama bizi çok ani düşüşlerde tutacaktır arkadaşlar. Yani kötü gün desteğimiz. 27 lira seviyelerinde o da. Burada bizim 8 Haziran'da yakaladığımız kırılım sonrası tekrar bir retest örneği, tek mum ve sonrasında tekrar bir yükseliş. Parsa'nın da yine aynı Göltaş'a benzer sıralı hedefleri yatay dirençleridir. Bu yatay direnç bölgeleri bizim için sıralı hedeflerdir ve zirvesi. Yani bundan sonrası için Parsan'da 35,5, 37 ve 41 liraları takip edeceğiz arkadaşlar. Bu da umarım hedeflerimize kısa sürede ulaşır. Parsan da güzel, güçlü bilançosuyla örnek bir şirket. Bunun da yine aynı şekilde şu şekilde bir çanak tamamlayabileceğini düşünüyorum. Evet, yani bu ani düşüşten sonra Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesinden sonra tüm hisseler zaten neredeyse hemen hemen destek noktalarına geldi ve şimdi yatay bir konsolidasyondan sonra kırılımlarını yapıyorlar. Çok değişik formasyonlar var kimilerinde. Şimdi Timpol'e baktığımızda da Timpol'de de 200 günlük ortalamanın bize hareketli ortalamanın güçlü bir destek olduğunu görüyoruz burada. Timpol'de de bu beklenen kırılım 9 Haziran günü geldi ve güçlü bir şekilde üstüne attı kendisine. Sonrasında bu yatay dirençler, hedef bölgeleri diye belirttiğimiz yatay dirençler tabii ki de direnç vazifesi görerek tekrar geri geldi. Şimdi Timpol retestini yapmadığı için tekrardan bir 14-30, 14,5 lira bölgelerini belki bir ihtimalle test edebilir. Test etmeden de gidebilir. Sonrasında tekrar ama 17 liradaki direncini deneyecektir. Şahsi düşüncem. Sonrasında yine sıralı hedefleri çok şey olan eski direnç bölgeleri. Yani 20 lira ve 25 lira bölgelerinde kadar yine bir şekilde çıkabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yine. Belki çanak tamamlar. Belki buradan biraz daha yatay gidip sonrasında tekrar yükselişe başlar. Yani ilk geçilmesi gereken 17 lirada güçlü bir direncimiz var. Evet 17 lira seviyelerinde. Bu geçildikten sonra güzel olacağını düşünüyorum yani. Orge. Orge'ye baktığımızda ise arkadaşlar 5.56 bölgesinin güçlü yatay bir destek olduğunu gördük.
200 günlük hareketli ortama bizi tutmuş burada. Son 31 Mayıs günü. Yani Orge güçlü elektrik, enerji elektrik taahhüt anonim şirketi. Güçlü bir şirket. Güzel bilançoları çıkılıyor. Bunun da arkadaşlar şu an bir sıkışma evresi var. Bu yatay desteğimiz ve düşen trendimiz. Düşen bir direnç bölgesi. Yani bu sıkışma 5 Temmuz 6, 7 yani 7 Temmuz dolaylarına kadar devam edebilir. Yaklaşık bir 20 gün. Evet 15-20 gün daha müddeti olabilir. Kağıdımız tekrar ben şahsi düşünce bu sıkışmayı endekste bir negatiflik olmadığı sürece yukarı kırması ve buradan da zaten hani destek bölgemiz ve aslında bizi tutabilecek alım yapılabilecek bölge olarak da 5.69 seviyesi bizi tutabilir yüksek ihtimal zamana bağlı olarak. Evet arkadaşlar bu da güzel potansiyel barındıran bir şirket. Bunu tabi biraz da bu hafta için değil de uzun vadeli olarak düşünebiliriz. Kafein yazılım. Kafein yazılımda da gördüğümüz gibi bir sıkışma mevcut. Nereden? Evet çok eskiden 3 Kasım'dan beri gelen bir trendi var. Güçlü bir trend. Şu anda bu sıkışmanın son evrelerinde yine bir üçgen formasyonu diyebiliriz buna. Bu da yine aynı 8 Temmuz, 7 Temmuz, 8 Temmuz civarlarında sıkışmanın son evreleri. Bakalım tahtacısı kağıdı nasıl işletecek. Ama şahsi düşüncem yine Orge'deki gibi kafein yazılımında endekste ultra bir negatiflik olmadığı sürece yukarı kırması. Yukarı kırıp retest aldıktan sonra tekrar yine bu gördüğümüz yatay yerleri deneyebileceği yönünde. Bu da güzel güçlü bir şirket. Yani ileride ben uzun vade olarak da güzel bir potansiyel görüyorum Orge'de. Ay, kafein yazılımda. Evet 29, 32 ve 35 liralarda hedeflerimiz olacaktır bu kırılımdan sonra. Indes Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ticaret. Bu da güçlü bir şirket Indes. Bilgisayar sektöründe gerçekten güzel işleri imza atmış bir şirket. Burada tekrar arkadaşlar bu 100 günlük ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz. Burada bir 20-50 kesim, 20 günlük hareketli ortalama 50 günlüğü yukarıdan kesmiş. Bu aslında bir negatiflik sembolüdür. Bunun bir an önce 20-50'nin üstüne tekrar çıkarak yani bu hemen hemen zaten 7.42 dolarlarına geldiğinde bu tekrar devam eder. Ve bu sıkışma biraz daha uzun sürüyor. Yani yaklaşık bir 25 Ağustos'a kadar bekletebilir arkadaşlar. Ama sonunda gene güzel şeyler olacağı. Burada bir flama formasyonu var. Bu flamayı çalıştırabileceğini düşünüyorum. Güçlü bir şirket. Bilançoları çok güzel açıklayan bir şirket. Öz sermaye karlılığını artıran güzel bir şirket. Yani yine şu an bu hafta belki şu şekilde bir 7.42'deki 7.40 civarlarındaki direnç bölgesine değebilir, ulaşabilir. Yani 6.75'ten 7.40'a da güzel bir marj var aslında. Tekrardan gelirse bizi tutacak desteğimiz 6.24 seviyeleri. Bu şekilde takip edilebilir. Burada anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Hepsi kendi çizimlerimdir. Eğitim amaçlıdır. Trade Analyst kanalını YouTube'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.